Özel üçgenleri inceleyelim. Özel üçgenler çok işimize yarayacak. Burada 37 derece 5K ise burayı nasıl buluyorduk? Komşu tarafındaki açısı diyorduk. Yani 5K çarpı komşu 37. Komşu 37 diye bir şey yok. Komşu kosinüsü aklınıza getirsin diye söylemiştim. Kosinüs 37 size verilir. Burası, bu değer 0 tam onda 8'dir. O halde 5K ile 0,8'i çarparsam burası 4K olur. Yani şurası 4K. Pisagor'dan da şurası 3K çıkar. Aslında bu 3-4-5 üçgenidir. Dikkat ederseniz 37'nin karşısında 3K, 53'ün karşısında burası 53 derecedir, 4K olacaktır. Yani büyük açının karşısında büyük kenar olacaktır. Bunu çokça kullanacağız. 45 derece ise ikiz kenar dik üçgendir burası, burası da K olacaktır. Burası K olduğu için burası da kök 2K olacaktır. Burası 60 derece ise burası 30 derece. 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısı olduğu için burası 2K olacaktır. Pisagor'dan burası kök 3 olacaktır. Kök 3K. Bir de 5, 12, 13 üçgenimiz var. Bunları da kullanacağız zamanda. Şimdi elimizde şöyle bir soru var. Diyor ki 5 kök 2 Newton, 10 Newton, 5 Newton ve 7 Newton büyüklüğünde 4 tane vektörümüz var. Açılarda bunlar. Bu vektörlerin bileşkesi nedir diye sorulduğunu varsayalım. Bize genelde 7 derece ve 38 derecenin sinüsünü, kosinüsünü vermezler. Genelde sorularda 37 derece, 30 derece, 45 derece, 120 derece gibi değerler verilir. Ve size 7 ve 38 derece verilmemiş, verilenler bunlar olsun. Elimizdeki tabloda bu bilgilerin olduğunu varsayalım. Bu 4 vektörün bileşkesini nasıl bulacağız? 7 ve 38 yok elimizde. Biz eksenleri hep böyle çizdik ya, yani şu şekilde çizdik. Biz bu şekilde çizmek zorunda değiliz. Mesela bir eğik düzlem olsun elimizde. Şöyle bir eğik düzlem olduğunu varsayarsak, bu eğik düzlemde ben eksenlerimi bu şekilde çizmek zorunda değilim. Eksenlerimi şöyle çizebilirim. Eğik düzleme dik ve eğik düzleme paralel iki tane eksenim var diyebilirim. Veya eksenimi şu şekilde çizebilirim. Burası x ekseni veya da x üssü ekseni, burası da y ekseni. Sonuçta dik olacak şekilde çizebilirim. Sonuçta bu eksenleri ben yerleştiriyorum. Elimde birbirine dik iki tane eksen varsa, şöyle bir eksen varsa bu ekseni böyle de yerleştirebilirim, böyle de yerleştirebilirim. Eksenleri döndürebileceğim gibi vektörleri de döndürebilirim. Şöyle düşünün. Vektörleri saydam bir kağıt üzerine yapıştırdım ve bu saydam kağıdı döndürürsem eksenleri oturtabilirim. Şuraya dikkat edin. 7 derecelik bir açı var. Bu 7 derecelik açıdan dolayı ben bunu bu tarafa 7 dereceye döndürürsem bu buraya oturacaktır. Şurayı da 7 derece döndürmem lazım. O halde burası 45 derece olacaktır. Yani yeni şeklimiz şöyle olacaktır. 7 Newton büyüklüğündeki vektör bu şekilde oturdu. 5 Newton büyüklüğündeki vektör bu şekilde oturdu. 10 Newton büyüklüğündeki vektör bu şekilde ve 5 kök 2 büyüklüğündeki vektör de bu şekilde oturdu. Yani şurası 7 Newton büyüklüğündeki vektör x ekseninin negatif yönünde oldu. Şu 5 Newton'luk vektörümüz x ekseniyle 30 derece yapıyordu. 7 derece saat yönü tersi yönde döndürdüğüm için burası 37 derece oldu. Şurası da yine saat yönü tersi yönde 7 derece döndürdüğüm için 37 derece oldu. Burası da 38 dereceydi. 7 derece saat yönü tersi yönde döndürdüğüm için 45 derece oldu. Ve değerlerimiz ise burası 5 kök 2 Newton idi ve değerleri 10 Newton, 5 Newton ve 7 Newton olacaktır. Şimdi 5 kök 2 Newton büyüklüğündeki vektör 45 derece olduğu için bunları bileşenden ayırırsak 5 Newton sağ tarafa ve 5 Newton yukarı doğru olacaktır. Yani bu vektörü artık iptal ettik. 10 Newton'luk vektörün düşey bileşeni, yani y eksenindeki bileşeni 10 kere kosinüs 37'den. Kosinüs 37 sinüs 53 0 tam onda 8 olarak verilmiş. O halde burası 8 Newton aşağı ve 6 Newton sağ taraf olacaktır. 5 Newton'un bileşenlerini ayırırsak sol tarafa 4 Newton ve sağ aşağı doğru 3 Newton olacaktır. Ve bir de elimizde 7 Newton büyüklüğünde bir değer vardı. 7 Newton da sol tarafı olacaktır. Şimdi buraya bakarsak eğer 5, 6, 11 Newton sağ tarafa, 7, 4, 11 Newton sol tarafa götürdü. 5 Newton yukarı, 8, 3, 11 Newton aşağı. O halde sonuç olarak aşağı doğru 6 Newton kaldı. Yani bizim sonucumuz aşağı doğru 6 Newton değil. Çünkü biz ne yapmıştık? Vektörleri 7 derece saat yönünün tersine döndürmüştük. O halde sonucu bulduktan sonra tersi işlemi yapalım. Yani saat yönünde tekrar 7 derece döndürürsek sonucumuz şu olacaktır. Eksenlerimiz burasıydı. Aşağı doğru değil. 7 derece döndürdüğümüz zaman düşey eksenle 7 derece açı yapacak şekilde sonucumuz 6 Newton olacaktır. Evet, devam ediyorum. 3 boyutlu dik kartezyen koordinat sisteminde vektörleri inceleyelim. Bir odada olduğunuzu varsayın. Şu köşeyi 0, 0, 0 noktası olarak kabul edersek eğer, burası x ekseni, şurası y ekseni, şu eksen ise z ekseni olacaktır. Yani bir oda hayal ediyoruz.
Ön duvar x, y düzleminde, yan duvar y, z düzleminde, taban ise x, z düzleminde olacak. Burası 0, 0, 0 noktası. 3 boyutlu dik kartezyen koordinat sisteminde x ekseni y eksenine dik, y ekseni z eksenine dik ve x ekseni z eksenine diktir. Bu köşeden şu köşeye gelmek istiyoruz. Bu köşeye hangi yollardan geliriz? X eksenine gideriz, sonra y'de gideriz, sonra z'de gideriz. Ya da önce z, sonra x, sonra y'de gideriz. Bu odanın koordinatları şöyle olsun. Şurası 3 birimlik bir değer alsın. Şurası 4 birimlik bir değer alsın. Y'de 12 birimlik değer alsın. 0, 0, 0'dan yani orijinden şu köşeye gidersek eğer şu yolu izlememiz gerekiyor. Bu yolda cisim köşegeni, aslında bu uzunluk cisim köşegenidir hatırlarsanız. X'de 3 birimlik vektörümüz var. Z ekseninde 4 birimlik vektörümüz var. 3 birim ile 4 birimlik vektörün bileşkesi şu yönde olacaktır. Çünkü yatayda tabanda düşünürseniz tabandaki bileşke vektör şu yönde olacak. Bu vektörümüz 3, 4, 5, 3, 4, 5'ten burası 5 birimlik bileşke vektördür. Şimdi bu 5 birim ile 12 birimlik şu vektöre bakarsak şurası 12 birimlik vektördü. Dikkat ederseniz 5 birim ile 12 birim de birbirine dik olmak zorunda. Çünkü burası tabanda, burası da düşey. Bunlar dik. Dik ise şu düzlemde, şöyle bir düzlem var. Bu düzlemde 5 birimlik vektörle 12 birimlik vektörün bileşkesi bu iki vektörün arasında kırmızıyla gösterdiğim bu vektördür. Bu da 5, 12, 13 üçgeninden 13 birimlik vektör olacaktır. Şimdi bu kırmızıyla gösterdiğim vektör bileşke vektör. Bileşke vektörün büyüklüğünü bulmak için şunu kullanacağız. İki boyutta nasıl yapıyorduk? Şurada 3 birimlik vektör varsa, burada 4 birimlik vektör varsa bu iki vektörün bileşkesi 5 birimdi ve bunu Pisagor'dan buluyorduk. Yani şu yönde 5 birimlik vektör çıkıyordu. Bunlar iptal oluyordu artık. Yani bileşkeyi şöyle buluyorduk. R kare eşittir Rx kare artı ry kare şeklinde buluyorduk. Bu durumda r kare eşittir 3'ün karesi 9 artı 4'ün karesi 16 eşittir 25'ten r vektörümüz 5 birim çıkacak. Burada da r'nin karesi 3 boyutlu olduğu için rx'in karesi artı ry'nin karesi artı rz'nin karesi olacaktır. Bu durumda r eşittir kök içerisinde rx'in karesi 9 artı ry'nin karesi 12'nin karesi 144 artı rz'nin karesi 4'ün karesi 16'dan 144, 150, 169 olacaktır. Dışına çıkarırsak eğer 13 birim olacaktır. Yani 3 boyutlu kartezyen koordinat sisteminde, 3 boyutlu dik kartezyen koordinat sisteminde vektörlerin bileşkesini de bu şekilde buluyoruz. Şimdi her zaman böyle 3 boyutlu çizmek zor olabilir. Bu yüzden şu yöntemi de kullanacağız. Şöyle rengi değiştirelim. Şu eksen x ekseni, bu eksen y ekseni iken x sağlı sollu, y yukarı aşağı, z ekseni ise bize doğru gelmeli. Bize doğru olan işareti de şöyle göstereceğim. Burayı siliyorum. Bize doğru olanı da şöyle gösteriyoruz. Yuvarlak içerisinde nokta. Yuvarlak içerisinde nokta bize doğru olduğunu gösteriyor. Bu oktan dolayıdır. Mesela elimizde bir ok var. Böyle bir ok olduğunu düşünelim. Ok bizden uzaklaşıyorsa arka tarafını görürüz. Arka tarafına gördüğümüz zaman çarpıyı görürüz. Çarpı bizden uzaklaştığını, yani sayfa düzleminin içine doğru olduğunu görürüz. Eğer ön taraftan bakarsak bu ok bize doğru yaklaşıyordur. Bize doğru yaklaştığı zaman da okta bir yuvarlak ve uç kısmında nokta olarak görürüz. Yani şu da bize doğru yaklaştığını gösterir. Sol taraftaki sayfa düzleminin içine, sağ taraftaki ise sayfa düzleminin dışına olarak adlandırılır. Burada z ekseni bize doğru olduğu için sayfa düzleminin dışında sembolünü kullanacağız. Evet, vektörlerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sorularda bu anlattıklarımı kullanabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoş kalın.